Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Pınar. Ben Suçe. Sizlerle yine bir yaprak için hazırladığınız bir başka videomuzda birlikteyiz. Evet, yeni dönem başladı ve biz de heyecanla bu dönemi böyle iple bekliyorduk. Hem de kampüslere geri döndük. Bu da çok keyifli ve heyecanlı. O yüzden büyük bir heyecanla hemen ilk videomuzu, dönemin ilk videosunu çekelim dedik. Aynen öyle. Biliyorsunuz uzaktan eğitim dolayısıyla evlerdeydik. Bazı bölümlerimiz ya da hibrit olarak uygulanmaktaydı ama artık birçok üniversitemiz artık fiziksel eğitim veriyor veyahut da bazı dersler sadece hibrit olarak devam ediyor. Bazı üniversitelerimizde online dersler ağırlıklıken bazıları tamamen fiziksel olarak da uygulayabiliyor. Dolayısıyla sizlerle birlikte olduğumuz için yeni dönemde tekrardan videolarımızda sizlerle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Evet, yeni dönemde de Erasmus fırsatları tam gaz devam ediyor ve birçok etkinlik görüyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur. Duymadıysanız da algılarınızı açın. Bangır bangır birçok üniversite olsun, ulusal ajans olsun, çeşitli sivil toplum kuruluşları olsun, belediyeler olsun, valilikler olsun, bunların Eurodesk ofisleri olsun. Gençlik bilgilendirmesine başladılar. Birçok faaliyetlere başladılar. Evet, dediğin gibi Tuğçe, aslında bugünkü videomuzu çekmemizin nedeni de tüm dünyada kutlanan Erasmus'tayız etkinlikleri çerçevesinde biz de Bin Yaprak'ta bu videomuzla sizlere Erasmus hakkında akademik yılın ilk tüyolarını paylaşmak istedik. Tuğçe'nin de söylediği gibi bu etkinliklere nasıl ulaşabilirsiniz? Aslında çok basit. Telefonunuzda hemen Erasmus'tayız etiketine girdiğiniz zaman herhangi bir sosyal medya hesabınızda Twitter olabilir, Instagram olabilir. Zaten çevrenizde olan etkinlikleri görebilirsiniz. Bunların bir kısmı online olduğu gibi fiziksel etkinlikler de var. Kampüsünüzde olan etkinliklere ulaşabilmek içinse üniversitenizin sosyal medya hesabına bakabileceğiniz gibi yine üniversiteniz uluslararası ofis ve Erasmus ofisinin de hesabına bakabilirsiniz. Ama Tuğçe dediği gibi yine aynı şekilde ilçelerde milli eğitim müdürlükleri, belediyeler, STK'lar, Eurodes temas noktaları da her yıl bu etkinlikleri düzenliyorlar. Sizler de en yakınınızda olan etkinliğe vakit geçirmeden katılabilirsiniz. Daha 2 günümüz var, bugün ve yarın. Aynen, bu etkinlikler son değil bu arada. Devam eden, hatta Avrupa Hareketlilik Haftası vardı biliyorsunuz. Avrupa Hareketlilik Haftası hem gençlik programının duyurulması, daha etkin sizlerin faydalanması için kurgulanmıştı. Şimdi Erasmus Days'te de daha yoğun olarak öğrenim sürecinizde başladığı için daha katkı vermek adına odaklanılmış bir program. Ve bununla ilgili etkinlikler var. Ama bir de bu süreçte bizim yazılarımızı da okuyorsunuz Pınar'la beraber. Hani bu yazılarda da belirttiğimiz hani bu değişimi yapın ama bu değişimde önemli olan planlı hareket ediyor olmanızın altını çok çizmek isteriz. Hatta belki bununla ilgili de bir video ekleyelim. Ya da bu videomuzun altına bilgi notu, Erasmus planı, öğrenme planı daha doğrusu nasıl yapılır? O zaman daha da oturacaktır. Çünkü hani hazırlığa ya da birinci sınıfa başladığınız andan itibaren bu süreç devam edip gelen bir süreç ve o kapsamda algılarınızı ne kadar açık tutarsanız hangi dönemde hangi fırsatı değerlendireceğinize de bakar ve yol haritanızı çok keyifli ve önceden hazırlanmış şekilde çizersiniz ve bu da size inanılmaz büyük katkı sağlar. Erasmus'tan maksimum fayda elde etmenizi sağlar. Aynen öyle. Tuğçe, zaten videomuzun sonunda hani bir sonraki videolarımız için konuları paylaşıyor olacağız ama şimdiden bu planları yapmanızda çok büyük fayda var. Bizim önceki yazılarımızda da hani bu Erasmus sürecinizde dikkat etmeniz gereken hususlar, hatta üniversite seçerken bile, çünkü ek yerleştirmeler de var, üniversite seçerken de nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili sizlerle tüyoları paylaşmıştık. Siz değerli öğrencilerimiz, velilerimiz için çok faydalı olduğunu zaten feedbackler alıyoruz.
Bundan sonraki videolarımız ve yazılarımızda da yeni dönem başladı çünkü Tuğçe, değil mi? 2021-2022 ile yeni bir Erasmus döngüsüne girdik. Bazı programları yine aynı kaldı veya sadece isimleri değişti. Yeni programlar da var. Ama yeni dönem daha yeşil, daha herkesi kapsayıcı bir, daha dijital bir dönem. Sen neler diyeceksin Tuğçe? Aynen, ben de tam daha dijital diyecektim. Daha bu kapsamda kolay ve farkındaysan da hani birçok program durdu etti. Erasmus vazgeçmedi. Avrupa Komisyonu değişikliği online olarak bile değerlendirdi, kabul etti. Bu süreçte belki hani minik hatırlatma olarak şunu söyleyebiliriz. Diyelim ki siz birinci dönem, yani şimdi işte tam dönem olarak gitmeyi karar verdiniz, online yapıyordunuz. Aynı anda hemen bunu gerçek yüz yüze değişime çevirebilir durumdasınız. Hani bu haklarının olduğunu söylemek belki hani kazanmış öğrenciler için bunun altını çizmek değerli olabilir. Diğer öğrenciler de içinde onlara hani gitmeden güzel bir şekilde bir eğitim planı yapmalarını önerebiliriz. Kesinlikle çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü pandemiye rağmen kısıtlı da olsa öğrenciler devam ettiler geçtiğimiz yıl. Online veya fiziksel olarak. Ama artık bu sene itibaren birçok aslında yurt dışında da ülkenin de normal vizeleri açmasıyla birlikte öğrencilerimiz daha rahat bir döneme giriş yapıyorlar. Hala kısıtlamaların olduğu ülkeler var. Aşıdan dolayı kısıtlamaların da arttığını da görüyoruz. Önümüzdeki süreçte aşıyla ilgili çeşitli uygulamalarla birlikte bu programın da daha kolaylaşacağını öngörüyoruz. Bu yeni dönemle ilgili ayrı videolarımız da olacak sizlerle. O yüzden bununla ilgili şimdi bir kenara koyup Erasmus planı nasıl yapmalıyız? Dönem başladı, nelere dikkat etmemiz lazım? Bu videomuzda çok kısa bunlara değineceğiz. Aynen. O zaman bomba gibi geldik. Sizlerle birlikte daha da güzel çalışmalar yapacağımız olan inancımızla görüşmek üzere diyoruz yenimizdeki videolarımızda. Kocaman sevgiler, yola çıkın, yol açık. Aslında hemen kapatmadan önce birkaç tüyo da paylaşalım istersen. Birincisi, ne yapsınlar? Uluslararası ofislerine ilk yeni kayıt olan arkadaşlarımız veya pandemi dolayısıyla kampüse giremeyen ama artık şimdi kampüse girebilen arkadaşlarımız muhakkak üniversitede bulunan uluslararası veya Erasmus ofislerine giderek hem ekiple tanışabilir hem de fırsatlarla ilgili bilgi alabilir. Onun haricinde bu 3 günlük Erasmus Student Network, ESN, onu atlamayalım. Aynen. İkinci tüyo Tuğçe'den geldi. Üniversitenizde kulüpler olabilir. Erasmus'la ilgili bir ESN kulübü olacağı gibi veyahut da bir Erasmus Uluslararası kulübünüz olabilir. Lütfen buraya üye olup hem gelen öğrencilerle daha çok iletişim halinde olabilmek, onlara yapılan etkinliklerde görevli olarak bulunmak veyahut da gönüllü olarak bulunmak isterseniz de bu kulüpteki arkadaşlar size yardımcı olacaklar. Üçüncü olarak ne yapsınlar? Çağrıları takip etsinler, değil mi Tuğçe? Aynen. Çevrede birçok hem üniversitenin hem kulüplerin hem sivil toplum kuruluşlarının değişim çağrıları var. Hani okul dışı gençlik programları ile ilgili değişimleri var. Onları takip etsinler. Salto sayfasını, belki bunun altına onu da link verebiliriz ve Ulusal Ajans'ı takip etsinler. Yeni değişimler, eğitimler açıldı. Oralara da dahil olup katılabilirler diyorum. Aynen öyle ve de üniversitenizdeki bu ofislerde zaman zaman gönüllü olarak, stajyer olarak da bulunabilirsiniz. Veyahut da yurt dışında staj kapsamında biliyorsunuz sadece öğrenim hareketliliği değil, staj hareketliliğini de içeriyor bu program. Dolayısıyla yurt dışında bu ofislerde staj imkanınız da var. Belki sizler için bir kariyer fırsatı da doğabilir. Dolayısıyla lütfen bu konularda her zaman öncelikli olarak gözlemci ve takipçi olun. Ki hiçbir çağrıyı kaçırmayın. Tuğçe'nin dediği gençlik programı da aslında çok büyük bir fırsat. Eurodesk temas noktaları başta olmak üzere STK'lar düzenli olarak çağrı açıyorlar. Ve bu çağrılarda da bazen kendi yakın takipçilerine, değil mi, gönüllerine daha önce tanıyabiliyorlar Tuğçe. Aynen, ama genelde tüm Türkiye'ye açık oluyor. Tüm Türkiye'den de başvurular alınabiliyor.
O yüzden hani bunları kaçırmasınlar. Bu arada uzaktan gönüllülük ya da uzaktan staj çok güzel fırsat. Hani bunu hem TN olarak da biz sunuyoruz. Artı bizimle çalışan üniversiteler, şirketler vesaire onlar da sunuyorlar. Ona da bakmalarını öneririz. Kesinlikle eğer pandemi dolayısıyla bu konuda dezavantajlı öğrencilerimizi öncelik tanıyoruz. Dolayısıyla staj konusunda bir desteğe ihtiyacınız varsa lütfen bizlerle iletişime geçmekten çekinmeyin. Bizler her zaman online gönüllerimiz için her zaman yerimiz var. Yıl boyunca yaptığımız etkinliklerde de onların yer almasını sağlıyoruz, desteklerini alıyoruz. Çok güzel bir noktaya da temas ettin. Teşekkür ediyorum Tuğçe. O zaman son tüy olarak neler verebiliriz Tuğçe'cim gençlerimize ve öğrencilerimize? Vallahi bir dünya bilgi verdik bence. Hani bunlara biz anahtarı verdik. Açıp girmek onların elinde. O yüzden hani kapıları sonuna kadar açın. Anahtar sizin elinizde diyorum. Ve başka da hani bence bunu artık hani bir plana koyup hangisini ne zaman yapacaklarına karar versinler diyorum. Kocaman öpüyorum herkese. O zaman Erasmus Days kapsamında çektiğimiz bu videoda bizlerle yer aldığınız için ve bu videoyu başka arkadaşlarınızla buluşturacağınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Bin Yaprak Erasmus grubumuzda lütfen sizlerin ve arkadaşlarınızın yer almasını sağlayın ve daha geniş kitlelere ulaştırmamızda bizlere yardımcı olun. Bin Yaprak olarak geçen dönem bir etkinlik yapmıştık. Yine devam edeceğiz bu etkinliklere de. Dolayısıyla sizlerin önerilerini bekliyoruz. Lütfen bu videonun altına önümüzdeki videolarda istediğiniz konuları yazın ki bizler bunu değerlendirelim ve bir sonraki videomuzda konu olarak çalışalım ve sizlerle yine paylaşalım. Bunun haricinde Tuğçe de dediği gibi bir sonraki videolarda Erasmus planı, 2021-27 dönemi ve daha birçok konuyla sizlerle birlikte olacağız. Şimdiden bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Erasmus'la kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Erasmus'ta kalın.